Nopaspor'umuzun sevgili başkan Mümin Çakman'la birlikteyiz. Artvin Nopaspor'un dayanışma gecesindeyiz. Çok güzel, çok kalabalık bir gece oldu. Başkanım, Nopaspor'un güzel bir gecesi. İçerisi gayet kalabalıktı gördüğümüz kadarıyla. Çok güzel sohbetler oldu. Gece beklentileri karşıladın mı? Evet, öncelikle geceye katılan bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Başta İsmet Acar abimize teşekkür ediyoruz. Rahatsız olmasına rağmen bizi kırmayıp geldi buraya kadar. Artvin milletvekillerimize, Hopa Kaymakamımıza, Kemalpaşa Belediye'mize, Hopa Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Beklentimize yakın oldu diyelim. Tamamen karşılamadı ama biz hep birlikte bir arada olup keyifli bir akşam geçirdik. İnşallah bu birlikteliğimizle birlikte Hopa Spor'u layık olduğu 3. lige çıkartacağız. İnşallah Hopa Spor'u yakında 3. ligde göreceğiz. Hopa Spor'u sizden sonra daha da ileriye gittiğini gördük. Taraftarlarımız da sizden zaten gayet memnun. Hopa Spor'un başarısında başkanımızın Mümin Çakman ne gibi etkileri var sizce? Cesaretinden mi kaynaklanıyor bu yürüyüşü? Hopa Spor'a olan sevgisinden mi yoksa arkasına aldığı güçlü kadrosundan mı kaynaklanıyor peki? Şimdi böyle düşünmeyelim esasında. 18 kişilik bir yönetim kadromuz var. Biz her birimiz bir bütünün parçalarıyız. Yani yönetim oluştururken de 18 yönetici arkadaşlara dedim, her biriniz başkanlık vasfına sahip olacaksınız. Bir başkan edasıyla bu kulübü temsil edip ve yöneteceksiniz dedim. O anlamda bu çorbada bir katkımız varsa ne mutlu bize. Ama 18 yöneticiyle birlikte büyük bir sinerji yakaladık. Kulüp yönetimleri biraz sıkıntılı oluyor ama biz her şeyimizi şeffaf kurgu üzerine kurguladık. Danışma kurulu oluşturduk. Dolayısıyla her hafta danışma kurulumuza hesabımızı veriyoruz. Gizli saklı asla bir şeyimiz yok. Kulübün kuruluşuna kadar ne yapıldı, ne edildiği günü gününe gerekli mercilere bildiriyoruz. Benim dönemimde hayatım boyunca şeffaflık çok önemliydi. 7/24 çalışıyoruz. Taraftar da arkamızda, şehir de arkamızda. Bu sene farklı bir sinerji yarattık. İnandık, sevgimizi katıyoruz. Zaten sezon başında da paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir dedik. Bizim 2017-2018 futbol sezonundaki sloganımız bu olacak dedik. Hopa Spor taraftarı, Artvin halkı bu yönetime, bu takıma bize inansınlar, güvensinler. Ligin 17. haftasını geride bıraktık. Birinci sıradayız. Önümüzde 7 birbirinden zor final maçlarımız var. Hep birlikte kenetlenip inşallah kazasız belasız bir üst lige çıkacağız bu sene. Hopa Spor hak ettiği yeri bulacak. İnşallah Hopa Spor hak ettiği yeri bulacak. İçeride de konuşmanızda özellikle benim dikkatimi çeken şu oldu. Ben ekmeğin peşinde olan sadece saf bir adamım. Sadece ben başkan değilim. Burada gördüğünüz bütün yönetici arkadaşlar başkan demiştiniz. Hopa Spor'un taraftarının sizi sevmesinin sebebi mudur peki? Ekmeğin peşinde olan, yani olduğu biz, gibi olan bir adam. Başkanlık, Hopa Spor Kulüp Başkanlığı elbette çok üst düzey bir görev. Hani Türkiye'de var olan başkanlık sevdalıları olan insanlar böyle daha çok tribüne böyle bir şeyin peşinde. Ben asla o şekilde olmadım, olmak da istemiyorum. Halkın içindeyiz, hep birlikte mücadele ederek bu işi başaracağız. Taraftarın sevgisi de buradan geliyor. Yani. Hep birlikte olacağız yani yönetim, taraftar, eski yönetim, yeni yönetim hep birlikte bir arada olup bu şekilde devam edeceğiz. Yani her zaman şeffaf olacağız. Konuştuğumuzu bileceğiz. Taraftarlara da sahip çıkacağız, gençliğimize sahip çıkacağız. Bizim o anlamda başkanlık misyonunu kendimize pay biçecek böyle bir şeyimiz yok. Biz teknik insanlarız, işimizin peşindeyiz, ekmeğimizin peşindeyiz. Ama Hopa Spor Kulübü Bal Ligi'nde hiçbir geliri olmayan dipsiz bir kuyu. Bunun için de bu tip geceleri tertipliyoruz. Hopa'da yaptık. Hopa'da çok saygın iş adamları, esnafımız sahip çıktı sağ olsunlar. Burada da aynı şekilde hedeflemiş olduğumuz bir rakam vardı. Rakama yaklaştık ama bundan sonraki süreci daha fazla sıkı tutarak inşallah başarıyı hep birlikte yakalayacağız. İnşallah hep birlikte başarı yakalayacağız. Çok teşekkür ederiz. Son olarak Hopa Spor taraftarına iletmek istediğiniz bir mesaj veya söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet, şöyle Hopa Spor taraftarı beni çok tanıyamadı. Ben uzun yıllardır İstanbul'da ikamet ediyorum. Ailem orada. Şu zamana kadar tam %100 tanıyamadılar. Ama onlara şunu söylüyorum. Hopa Spor Kulübü Başkanlığı'nın dışında, Hopa Spor'un başarısının dışında Hopa'dan hiçbir beklentim yok. Siyasi beklentim yok, ekonomi beklentim yok. Bize inansınlar, bize güvensinler. Sokak aralarında, kapalı kapılar ardında ufak tefek hoş olmayan dedikodulara falan asla kulak asmasınlar. Bizim burada Hopa Spor sancağını devraldık bir sezon boyunca. Bu görevimiz bittiği zaman yeni bir başkan kardeşimize, yeni bir yönetime devredeceğiz. Biz burada olsak bile gönlümüz Hopa'da olacak. Aynı ciddiyette onları destekleyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yıpratma politikasını asla yapmasınlar. Benim
sıkıntı olan herhangi bir durumda ben buradayım. Direkt bana da ulaşabilirler. Ama küçük bir camiye Hopa futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Biz bunu hep birlikte taraftar olmadan takım olmaz. Taraftar olmadan yönetim olmaz. Takımın en büyük itici gücü taraftardır. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da bize inansın. Samimiyetimizden asla şüphe etmesinler. Ben her şeyi açık açık konuşan bir insanım. Hiç ikinci hesabım olmadı. İkinci planımda olmadı. Bu şehir efsanesi dediğimiz kendi bilmez bazı gruplara da asla prim vermesinler. Ne yapıyorsa Kupa Spor için yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ben kendim geriftesi olmayan bir adamım. Doğru neyse, ortak akıl neyse onu bulup bu takımı bir üst lige çıkartacağız. Ondan sonra da bu şanlı bayrağı başka bir güvendiğimiz bir arkadaşımıza devredeceğiz. Kupa Spor yıllarca bu ligde vardı. Bundan sonra da var olmaya devam edecek. Biz geçiciyiz. Başkanlar, yönetimleri gelir geçici. Ama 1961 yılında kurulmuş, profesyonelliklerde top oynamış Kupa Spor büyük bir camia. Bu şekilde kenetlenerek devam etmeli oluyor. Çok teşekkürler şimdi sevgili başkanım. Kupa Spor'u şampiyonluğa taşıyan bir başkan olacaksınız inşallah sezon sonunda. Anladığım kadarıyla yıl sonunda başkanlığı başka bir arkadaşımıza devretmek istiyoruz. Başkanlığı devam ettirmeyi düşünmüyor muyuz? Veya taraftarın sevgisiyle mühim başkan, mühim başkan sesleri adı altında yeni dönemde başkan olarak devam etmeyi düşünmüyor muyuz? Valla bizim yönetimde sadece mühim başkan demenin bir anlamı yok. İşte Kemal Başkan da burada kenardan geliyor ama alalım bizim, Kemal Başkan da. Alalım. Bizim yönetimde 18 başkan var. İnan olun bu yönetimde olan bütün başkanlar benim vasıflarımı taşıyorlar. Benden daha fazla şehri biliyorlar. Ben işim genelinde çok yoğun çalışan bir insanım. Biz geçen sene de yönetimde değilken elimizden geldiğince her türlü platformu Kupa Spor'u desteklemeye çalıştık. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Tabirimi af buyurun ama çoban koyunlarının başında olmalı. Bunu yanlış anlamasın sevgili taraftarlarımız. Dolayısıyla uzaktan kumandayla takım yönetilmez. Başarı gelince her şey iyi olur. Başarı gelmeyince anlamamızı kötü bir durumda da bunu da işleyen önümüze servis edecektir. 18 yönetici arkadaşlarımız var. Ben her birinden de güveniyorum. Pırlanta gibi kardeşlerimiz, abilerimiz var. Bunlardan da her biri 18 bugün dönüyor. Ben olmuşum, olmamışım önemli değil ama ben gönlen, fiziken her zaman bu yönetim yanında olacağım. Alişan Başkan sen de gelsene yanımıza. Gel gel. Arkadaşlarım. Buyurun. Sizi de alalım şimdi. Mümin Başkan dediği gibi biz bir tek mümin yok, 18 mümin var. Şimdi o 18 müminden 3 tanesi daha buraya katıldı. Yönetim, başkan hepsi zaten çok güler yüzlü güleç. Dedikleri gibi özellikle başkanımızın çok şeffaf bir şekilde yürütüyorlar bütün çalışmalarını. Şimdi başkanımız çok güzel şeyler söyledi. Biz çok güzel bir aileyiz. Bir tek başkan yok. Yönetici bütün arkadaşlarım da başkandır. Ben kendimi sadece tek başkan bir başkan olarak görmüyorum. Bütün arkadaşlar başkandır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mümin başkan sizin için nasıl bir başkan, nasıl bir profil, nasıl bir kişi? Yo, başkanımın dediği gibi sağ olsun. Tabii ki kulüp başkanımız Mümin Çakmak'tır. Biz de yöneticiler olarak her zaman onun yanında bireysel olarak hem arkasındayız hem yanındayız. Ama bu seneki hedefimiz şampiyonluk. Hep beraber bunu gördükten sonra seneye daha erken yani değerli başkanımızla inşallah bakacağız, devam edeceğiz. İnşallah önce şampiyonluk sonra devamına bakacağız. Öncelikli olarak şampiyonluğu düşünüyoruz. Sonra yeni dönem düşünülüyor galiba. Peki siz bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi başkandan sadece bu senenin dışında bizim öğreneceğimiz çok şey var. Disiplin, azim, mücadele, uykusuz saatler hepsini biz başkandan öğreniyoruz. Bir senede biz öğrenemeyiz bakanlar olarak. Daha birkaç tane daha bize bunları öğretecek. Bizim master'ımızı başkanla yapacağız inşallah. Şampiyonluk sadece başlangıç inşallah. Aklınız olur. Başkanım bende öyle yok dedi. Ben düz bir adamım dedi. düz olması işe yarıyor. Biz düzlüğü de öğreniyoruz. Düz olması da işimize yarıyor. Gücü işimize yarıyor. Eğitim, disiplini, her şey. Biz her şeyi alıyoruz başkanım. İnşallah aldığımızın karşılığını başkana şampiyonlukta daha sonraki üçüncülükte böyle profesyonel yaşam bir çizgiye çekerek takımı daha güzel şeyler başkana hediye edeceğiz. O zaman bizi Ankara'da güzel şeyler bekliyor mu diyelim. Ben öncelikle bu akşam başkanımızın emeğine, gayretine teşekkür ediyorum. Başkanımızı iyi ki tanımışız. Ben Mümin Başkan'ı bu yıl tanıdım. Başkanımızın bu yıl bizi topladığında söylediği tek şey var. Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgi demişti. Biz bu yolla çıktık hep birlikte 18 kişi. Başkandan çok şeyler öğrendik. Kupa Spor'u bu sene daha çok öğrenmeye başladık.
Kupaspor'u yaşamak lazım. Statta olmak lazım. 7'sinden 70'ine, yaşlısından erkeğine, kadını, genci, yaşlısı kimse görüyorsunuz işte bu akşam Selahattin gösterisinde de gördüğünüz. Kupaspor farklı bir şey. Bu yıl yakalanmış olan bir bütünlük 18 kişi. Muhtemelen Nisan 8'de maçımız bitecek. 7 haftamız kaldı. 15'inde de herhalde final maçını yaparak Kupaspor'un Ankara'da büyük bir şenlik bekliyor galiba. Hak etmiş olduğu, Kupaspor'un layık olduğu güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz çocuklar diyen Nazım Hikmet'in bu lafına herhalde hep birlikte ulaşacağız. İnşallah. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Biz sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Mümin Başkanımızın dediği gibi biz 18 kişilik bir kadro izlerken yavaş yavaş kadro çoğalmaya başladı. Diğer yönetici arkadaşlar da aramızda katıldı. Tabii 18'inde şu an ağırlayamadık burada. Onlar da katılacaktır büyük ihtimalle. Şimdi bir başka yönetici arkadaşımıza mikrofonumuzu atalım bakalım o ne düşünüyor yönetim ve Kupaspor hakkında. Valla bu sene bir yeni bir yönetim. Mümin Başkanı'nın başkanlığında işte 18 kişi bir ekip olarak oluşturdu. Güzel bir çalışmalar var. Bu sene çıktığımız yolda yani bu sene bu işi bitireceğiz. Zaten bir sağlam bir ekibiz. Tabii ki sadece bu yönetimin çabalarıyla olmuyor. Hoparlörün arttığından herkesin büyük destekleri lazım. Maddi ve manevi. Zaten bizim taraftar çoğunluğumuz vardır. Bu sene hep beraber bu işi başaracağız. Yani. Ben buna inanıyorum. İstediğimiz yere getireceğiz Kupaspor'u. Bu sene şampiyon yapıp. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Durmak yok tabii. Kupaspor'u şampiyonluğa taşıyan yönetim. Kesinlikle bu sene ne gerekiyorsa yapacağız. Ondan yani kimsenin şüphesi olmasın. Biz gecemizi gündüzümüzü katıyoruz. Bazen işimizi gücümüzü bırakıyoruz. Başkanımız İstanbul'da işini gücünü bırakıyor. Bizim yanımızdadır. Bizim en büyük güç desteğimiz zaten başkanımızın disiplinli bir şekilde hareket etmesinden dolayı biz de bu işe daha fazla azimle çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer yöneticimize soruyoruz yönetici arkadaşımıza. heyecanlı olduğunu söylüyor kendisi ama sizden de sadece Kupaspor taraftarına bir mesaj alabilir miyiz? Şimdi Kupaspor taraftarları olarak taraftarlar biz lige çıkmak için daha çok azimle çalışmaya çalışıyorlar. Biz de elimizde olan yönetim olarak Kupaspor'u bir üst lige taşıma için bugün başkanın başkanlığında bir üst lige çıkarmaya uğraşıyoruz. İnşallah bunu başarırız. İnşallah diyoruz. Teşekkürler. Kupaspor yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Mümin başkan eşliğinde bir mümin yok. 18 mümin var dedi. Evet. Başlarından devamını diliyoruz. İnşallah yıl sonunda Kupaspor'u şampiyon olarak Ankara'da eğlencesinde görmek istiyoruz. 20 bin kişiyle inşallah. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.